keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla Kent 77'den herkese mutlu akşamlar. Spor Arena programına hoş geldiniz. Bu akşam çok önemli iki konumuz var. Hafta sonu bildiğiniz üzere Süper Lig'de 31. haftada derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe 354. derbide karşı karşıya gelecek ve bu derbinin nabzını Spor Arena'da tutacağız. Bu karşılaşmayı masaya yatıracağız. Beşiktaş tarafında son durum nedir? Fenerbahçe tarafında son durum nedir? Ben hemen sizlere konuklarımızı tanıtalım. Yalova Beşiktaşlar Derneği Başkanı Ayberk Arabacı ile Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven bu akşam Spor Arena'nın konukları iki başkanımıza da hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak bir bilgilendirmede bulunalım. Mislikom 3. Lig 3. grupta Yalova Spor Ankara deplasmanında 1-0 önde olduğu karşılaşmada Altındağ Spor'un son dakika golüne engel olamadı ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yeşil kırmızılı takımımız galibiyeti kaçırdı ve 17 puanla son sırada bulunuyor. Yalova Spor hafta sonu pazar günü sahasında Osmaniye Spor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta Yalova Spor'un kader maçı olacak. Bununla ilgili de yine Yalova Spor'la ilgili de iki başkanımızın düşüncelerini alacağız. Evet, iki başkanımıza da tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Başkanım, ev sahibi olduğunuz için sizden başlayalım. Hafta sonu çok önemli bir derbi var. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren. Fenerbahçe evet. için aslında bir nebze daha önemli derbi. Çünkü Beşiktaş'ın hani belki puan kaybetme lüksü var ama Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam başkanım da belki birazdan düşüncelerini söyler. Bu saatten sonra puan kaybetmeye artık tahammülü yok. Beşiktaş bu bakımdan biraz avantajlı çıkacak. Hafta sonu oynanacak olan derbinin nabzı nasıl olacak? Şimdi öncelikle Kent 77 ailesine teşekkür ederiz. Nedim Başkanım'a da hoş geldin diyorum tekrardan. Şimdi derbilerin hiçbir zaman favorisi olmaz. Bunu herkes biliyor. Beşiktaş için de Fenerbahçe gibi ne kadar zor bir maçsa Beşiktaş için de zor bir maç. Fenerbahçe büyük bir kulüp. İyi bir takımı var. Olumsuzluk yaşayabilir. Problem yaşayabilir. Ama daha hiçbir şeyden kopmuş ya da çok gerilerde bir yerde değil. Ben iki takım adına da zor bir maç ama az gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Golü atan kazanır diyorum. Yani öne geçen bu maçı götürür diyorum ben. Ama son yıllarda nedense hep iki takım arasındaki maçlar yani düello şeklinde geçiyor. Son oynanan Kadıköy'deki maçta hatta Beşiktaş 4-3 kazanmıştı. Evet. Şöyle bir de bir ilginçlik var başkanım. Beşiktaş Kadıköy'deki son galibiyetini 15 sene önce hatta yanılmıyorsam Panku'ydu kaleye geçmişti. Evet. O maçta 4-3 almıştı. 15 sene sonra tekrar Beşiktaş bir 4-3'lük skorla Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağladı ve 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı. Evet. Onun da başarısını sürdürüyoruz. İşte 2 puanla öndeyiz galiba. Evet, maç eksiğimiz de var. Evet. Doğru mu? Bir hafta bay geçmişti Beşiktaş. Evet. Fenerbahçe'de Galatasaray'da zaten bay geçecek. Başkanım, Nedim Başkanımıza da dönelim. Tabii. Çünkü seninle herhalde bu 3. ya da 4. programımız ama Nedim Başkanımız da ilk kez konumuz oluyor. Başkanım hoş geldin. Hoş hafta sonu bulduk. Çok güzel bir derbi bizleri bekliyor. Evet. Ben de bir Galatasaraylı olarak, tarafsız olarak bakıyorum. Yani de ellerini avuçlarını ovuşturuyorsun. Yani iki tarafın da kazanmaması bir Galatasaraylı olarak tabii ki beni sevindirir ama işin şakası tabii ki iyi oynayan kazansın. Ama az önce de Ayberk Başkanımız söyledi. Derbilerin hiçbir zaman favorisi yok. Fenerbahçe en kötü zamanında Galatasaray'ı yendi. Galatasaray en kötü zamanında Beşiktaş'ı yendi. Beşiktaş en kötü zamanında Fenerbahçe'yi yendi. Böyle bir döngü içerisindeyiz. Derbide bizleri neler bekliyor? Sizlerden de duygu ve düşüncelerinizi alalım. Ben şimdi derbide bizleri neler bekliyordan önce bu Ultra Aslan grubu üyesi genç kardeşimiz Hakan Yılmaz'ın geçirmiş olduğu kazadan dolayı vefat etmesinden dolayı da bütün sevenlerine, ailesine, Galatasaray camiasına başsağlığı dilemek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Amin. Çok üzücü bir durum. Allah rahmet eylesin.
tüm Galatasaray camiasına tekrar başsağlığı dileklerinde bulunmak istiyorum. Ayrıca bugün 19.03 evet. Dünya Beşiktaşlar Günü. Başkanımın da ve tüm Beşiktaş'a gönül vermiş dostlarımın, arkadaşlarımın, sevdiklerimin de Dünya Beşiktaşlar Günü kutluyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Şimdi maça gelmeden önce evet doğru derbi maçların hiçbir zaman favorisi olmaz. Daha önce de bunları yaşadık. Favori olanlar maçları kaybetti, kazandı, kazanamadı. Ama şimdi bizim burada bir şansımız Beşiktaş'a göre biz daha rahatız. Daha rahat çıkacağız maça. Çünkü maç deplasmanda. Kendi sahamızda olsa belki bu kadar rahat konuşamazdım. Kendi sahamızdaki aldığımız sonuçlar da sonuçta ortada. Deplasmanda olduğumuz için ve ben hani psikolojik olarak Fenerbahçe'yi biraz daha rahat ve daha şanslı görüyorum. Ha, başkanım çok gollü olmaz dedi ama ben de aksine katılmıyorum. Çok hani gollü geçeceğini, skor bazından gollü geçeceğini düşünüyorum açıkçası maçı. Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum çünkü yani iki takımın da çok evet. iyi golcüleri var. Evet. Özellikle Beşiktaş yani ben Galatasaraylı olarak itirafta çünkü, bulunayım. Beşiktaş Ligi'nin en iyi oynayan takımı şu an evet. yani benim gözümde. Beraberlik bize de yaramayacak, Beşiktaş'a da yaramayacak. Sonuçta her iki takım bence kazanmak için sahaya çıkacak. Tabii. O yüzden ben maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. Evet. Biz de başkanım az önce de siz de söylediniz. Aslında hatırlatmakta da fayda var. Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Hakan Yılmaz kardeşimize Allah'tan rahmet. Kederli ailesine ve Ultraslan camiasına, Galatasaray camiasına da camiamıza başsağlığı dileklerimizi tekrar buradan iletiyoruz. Bugün de zaten Cuma namazı çıkışı Yalova Merkez Camii'nde Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerlisi hep bir aradaydı. Yalova Genç Fenerbahçeliler grubu üyeleri de bugünkü etkinlikte, helva dağıtımı etkinliğinde Galatasaray Ultraslan Yalova grubu üyelerinin yanında yer aldılar. Güzel görüntüler oluştu. İnşallah bu dostane görüntüler devam eder. Buradan da tekrardan Hakan Yılmaz kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, derbiyle ilgili önemli bilgiler paylaşacağız bu akşam. Çünkü 354. derbi daha önce iki takım arasındaki ezeli rekabette 353 maç oynandı. Resmi ve gayri resmi olarak bunlardan 133'ünü Fenerbahçe ve 127'sini Beşiktaş alırken 93 karşılaşmada berabere bitti. 293 maç ise resmi maç olarak kayıtlara geçti Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde. Bunlardan 109'unu Beşiktaş alırken 105 galibiyette Fenerbahçe'nin oldu. Fenerbahçe 46, Beşiktaş'ta 31 yıldır 4 ya da üstü farklı biten bir galibiyete imza atamadı. Bu anlamda da herhalde Ayberk Başkanımızın az önce söylediği herhalde kısır geçecek tabiri evet. buradan geliyor. Çünkü son yıllarda gollü geçiyor ama hiç farklı bir şekilde bitmiyor. Herhalde benim bildiğim en farklı galibiyet son yani 3 takım arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında bir 6-0'dan sonra Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 yendiği bir kupa maçı vardı. Bir de 4-0 daha sonrasında lig evet. maçı vardı. Ondan sonra da yani maçlar farklı bir şekilde bitmedi. Güzel bir hafta bizi bekliyor aslında. Evet. Aralarındaki son maçta tabii ki Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında Beşiktaş 4-3 kazanmıştı. Az önce de söyledik 15 yıl sonra Beşiktaş yine aynı skorla 4-3'lük skorla almıştı. İki takım arasındaki 293 resmi maçta Beşiktaş 366, Fenerbahçe ise 372 gol kaydederken Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'ye en son 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla kaybetti. Ve o sezondan bu sezona Beşiktaş sahasında Süper Lig maçında Fenerbahçe'ye yenilmedi. Aralarındaki son 5 maçın 3'ü Beşiktaş lehine sonuçlanırken İki karşılaşmada beraberlikle tamamlandı. İki takım arasındaki oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş ve Fenerbahçe 3'er galibiyet elde ederken 4 karşılaşma ise beraber bitti. Yine bu detayları sizlerle paylaşalım. Evet başkanım, Ayberk Başkanım. Malum seyircisiz oynanıyor maçlar pandemiden dolayı. Hı. Ama birçok ülkede maçlar artık seyircili oynanmaya başladı. Ben çünkü dün Rusya'da yanılmıyorsam Dinamo Moskova maçını izledim. Tribünler doluydu. Yani Krasnodar Dinamo evet. Moskova maçında. Acaba Türkiye'de de bu ne zaman olacak? Tribünleri çok özledik. Çünkü ben de sonuç olarak sizler gibi tribünden gelen bir insanım. Evet. Seyircisiz maçın atmosferiyle seyircili maçın atmosferi arasındaki farkı sizler daha iyi bilirsiniz. İki başkanım olarak. Bununla ilgili sen neler söylemek istersin? Şimdi büyük bir fark oldu. Zaten çok
3 büyük takımında oynadığı bazı maçlarda aldığı skorlarla belli oluyor. Ama her şeyden önce ilk önce insan sağlığı. Evet. İnsan sağlığı olmadan hiçbir şey olmaz. Geç olsun güç olmasın. Gönül ister ki pazar günü derbide hepimiz statta muhabbetimizde olalım. Bir parantez açayım, ben stattayım. Ben canlı seyredeceğim maçı. Oradan artık canlı yayın yaparsın bize. Yapamıyorum. Sıkıntılar oluyor. Evet. Gönül ister ki Fenerbahçe taraftarına verdiğimiz tribünde yerlerini alsınlar. Fenerbahçe bize verdiği tarafta yerde biz yerlerimizi alalım. Ama bütün dünyayı saran bu COVID-19 hastalığını daha biz ülkemizden tam olarak atamadık. Yani diğer ülkelere göre bakıldığı zaman sanki biraz daha öndeyiz. Ama şehrimize, ilimize bakıldığı zaman en önlerde bir yerdeyiz. Galiba kırmızı da olduk. Kırmızı olduk gibi bir şey. Biz derneğimizde maç seyredemiyoruz. Stada nasıl gideceğiz? Evet. Biz derneğimizde maç seyredemiyoruz. Birlikte maç izlemeyi çok özledik. Sorduğunuzun cevabı şu. Tabii ki büyük takımların Fenerbahçe'nin 30 milyon taraftarı var. İşte şimdi 25 milyon, 30 milyon taraftarı var. Galatasaray'ın aynı o şekilde. Şimdi 30 bin kişiye bir yerde oynamak farklı. Hiç seyircisiz, sağlık personeliyle 20 kişiyle oynamak farklı. Bu da zaten aldığı sonuçlarla ilgili ligde büyük takımların kaybettiği puanları bize gösteriyor. Muhakkak katkısı zararı oluyor. Artısı olmuyor, eksisi oluyor. Benim seyirci veya seyircili ilgili sorduğunuz sorularla ilgili vereceğim nazizane cevabım sadece bu kadar. Muhakkak evet. Zararı var. Evet. Maddi kulüplere, maddi derneklere, maddi manevi herkese zararı var. Evet. Ama ilk önce insan sağlığı, yapacak bir şey yok. Evet. Nedim Başkanım, biz de tabii ki özledik. Çünkü bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Galatasaray kazandığı zaman Fenerbahçe Derneği'nin önünden geçerdi. Fenerbahçeler kazandığı zaman işte Galatasaray Derneği'nin önünden geçerdi. Evet. Birbirine nispet yaparlardı. yine aynı şekilde Beşiktaşlar için de öyle. Ama seyircisiz oynanacak maç. Bu tabii. Aslında Beşiktaş için avantaj, evinde oynaması avantaj gözükse de seyircisiz oynaması iki takımın arasındaki dengeleri biraz daha ortaya koyuyor. Seyircisiz oynanacak maç. Şimdi futbolun olmazsa olmazı, birinci sebebi seyirci. Evet. Olmazsa olmazı seyirci. Futbol çünkü bir şov oyunu. Evet. Tribünlere bugün baktığınız zaman evet bütün takımlarımızın Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe statlarını full 40 bin, 50 bin kişiyle dolduruyor. Olmazsa olmaz taraftarı. Ben inanmıyorum ki o futbolcuların da çıktığı zaman sahaya oynadığı futboldan, oyundan zevk aldığını düşünmüyorum. Maçlar zaten biraz da o bakımdan sönük geçiyor. Evet. Peki çoğu oyuncunun performansını etkiliyor olabilir mi? Etkiler. Etkiler. Herkesin performansı. Belki de Fenerbahçe'nin sahasında yenilmesinin sebebi de bu olabilir başkanım. Oraya da geleceğim şimdi. Evet. Ben şuna da inanıyorum. Evet. Bugün maçlar seyircili oynansaydı Fenerbahçe kendi sahasında bu kadar mağlubiyet alacağını düşünmüyorum. Evet. Taraftar her zaman itici bir güçtür, bir dopingdir, artıdır. Tabii ki. Evet. Bu kadar mağlubiyet almazdı Fenerbahçe bugün taraftarıyla oynasaydı. Evet. Çünkü baktığınız zaman Fenerbahçe, evet Galatasaray da dolduruyor, Beşiktaş da dolduruyor ama tabii ki ben şimdi Fenerbahçeli olduğum için kendi takımı biraz daha açıkçası ayrı tamam. Bir gözle izliyorum ve ayrıcalıklı düşünüyorum. Olmazsa olmazı taraftar. Ya. Şimdi... Hiçbir futbolcu zevk almaz. Yani antrenman maçı havasında geçiyordur. Evet. Ki baktığımız zaman zaten futbolcuların seslerini ya da birbirlerine seslerini küfürleyebiliyorsun. Evet. Aslında çok yani, büyük bir örneği var. Evet. Çok büyük bir örneği var. Yani, evet yurt dışında özellikle Rusya'da. Evet. Evet maçlar seyircili oynanıyor. Ukrayna'da seyircili oynanıyor. Oynanıyor. Veya seyircinin olmaması. Ama ben zannetmiyorum ki bu sezon böyle hani biter. Tabii. Seyirci alınacağını zannetmiyorum. Bu sezon böyle seyircisiz gider. Çünkü evet tabii ki önce sağlık günlük vakalar 20 bine yaklaştı. 21 bine ulaştı. 21 bine yaklaştı yani. Bu her günde artarak gidiyor. Evet. Ha önlem alınarak girilebilir mi? Yani girilebilir ama o önlemler işte ne kadar geçerli oluyor? Evet. Başkanım bir şey yapılamaz mı? Yani şimdi biliyorsunuz mekanlar açıktı. Dernekler olarak da en büyük sıkıntısı takımların illerindeki derneklerin en büyük sıkıntısı da buydu.
Sonuç olarak derneklerinde bir geliri olması gerekiyor kendini kalkındırabilmesi için. Acaba bir HES kodu uygulaması olsa, yani ne bileyim maçlarda, müsabakaları, girişlerde, yani çarşıya pazara gidiyorsunuz, HES kodu uygulaması vardı. Yani şu an gerçi bilmiyorum kaldırıldı diye konuşuluyor ama bu onda uygulanabilir ama oradaki en büyük sıkıntı maça giriş ve çıkış anındaki kalabalık. Veya gol olduğundaki şey, yani atmosfer. Gol olduğundaki atmosfer. Yani sarılmalar, öpüşmeler. Evet. Yani, birbirini tanımayan insanlar birbirine sarılır. Uygulanabilir ama dediğim gibi o kalabalık esnasında giriş çıkışlar, gidiş gelişler. Tabii. Biz şimdi buradan çok uzun zamandan beri her sene kombine alarak maçlara gidiyoruz, organizasyon yapıyoruz. Neyle gidiyoruz? Otobüslerle gidiyoruz. Tabii. Bu insanları şimdi oraya otobüse alacaksın, dolduracaksın. O da ayrı bir sorumluluk. Böyle bir ortamda. Evet. Evet. Çok sıkıntılı bir dönem. Artı yani kulüpler için çok kötü bir dönem. Düşünsene hiçbir gelirin yok artık. Yani maç, evet, hiçbir gelirin yok. Kombine gelirin yok, bilet gelirin yok, ürün gelirin yok. Şimdi 40 bin, 50 bin kişinin maça gittiği zaman oradaki Fenerciumlardan, Galatasaray, Beşiktaş storlardan alışverişini tabii. Her maçta bu kulübe gelir, evet, oluyordu. Kulübün dışında o şehirlerin esnafının da yani, kalkınması yani. Tabii ki esnaf da kalkınıyor, herkes kalkınıyor. Artı gelirsizlik kulüpleri zor durumda bırakarak futbol kalitesini de düşünüyor. Evet. Düşürüyor. Şimdi gelirin olduğu zaman farklı bir adam alıyorsun, olmadığın zaman farklı bir adam alıyorsun. Yani sizi pek etkilemedi. Da, gelir olmadığı zaman neler yaptınız tabii, başkanım? Yani. Kaliteyi de düşürüyor. Futbol kalitesini de düşürüyor. Evet. Bunun zaten en büyük örneği Yalova Spor. Evet. O konuya da açmışken yani bana şimdi Yalova Spor bu sene seyircili bu statta oynasaydı içeride galibiyetimiz yok. 35 yıllık bir tarihinde ilk kez Yalova Spor'un bu sezon puan içeride alamadık. Galibiyeti yok. Evet. Şimdi seyirci en az 5 maç alırdı içeride. Kesinlikle. En büyük örneği var. Ağzından maçı vardı. İşte Elazığ maçı vardı, Batman maçı vardı. Yani seyircimiz olsaydı gerçekten tabii. Yalova Spor maçı. İçeride öne geçiyoruz. 2-1. Evet. Maça bakıyoruz. 3-2 bitmiş. 1-0 öne geçiyoruz. 2-1 bitmiş. Şimdi çok da büyük mücadeleler veriyor yönetim kurulu. Evet. Taraftarı, dışarıda destek vermeye çalışan abiler, siyasetçiler, iş adamları ama Nedim Başkan'ın da dediği gibi seyirci her zaman itici bir güçtür statta. Şimdi pazar günü bir 46 bin kişiye gelen bir Fenerbahçe olabilir. Bir de kafası rahat 20 kişiye, 25 kişiye gelen bir Fenerbahçe. Bunun arasında her zaman bir artı eksi olur. Evet. Yalova Spor'dan başladık. Yalova Spor'dan devam edelim. Tabii, tabii. Galiba 7 maçı kaldı. 7 maç kaldı maalesef. Bunların 5'ini, 4'ünü mü içeride oynuyor? 4'ü içeride, 3 tanesi dışarıda. Dışarıda olanlar zaten yanılmıyorsam sen devam et başkanım. Ben söyleyeceğim sana şimdi. Şimdi 4'ünü içeride oynuyor. Şimdi içerideki maçların hepsini kazanması lazım. %100. Bunun hiç eksisi olmaması lazım. Dışarıdaki maçların en az 2 beraberlik bir galibiyet alması lazım. Doğru mu biliyorum? Erok'la dışarıda oynayacağız. Elazığ Karakoçan'la deplasmanla oynayacağız. Zor bir deplasman. Erok zor bir deplasman. Şimdi kaç puanımız var şu an Yalova Spor'un? 17 puanla son sıradayız. Şimdi en az sana ligde kalmak için 36 puan lazım. Ya bu biraz daha şeyden dolayı düştü başkanım. Hani geçtiğimiz günlerde onu teknik direktörümüzle yaptığımız röportajda da hani konuştuk. Bu arada Bayram Hoca geldi galiba. Evet, Bayram Hoca geldi. Yani diğer takımlar da puanlığı düşük olduğu için hani o puan sınırı 36'dan sanki böyle bir 31'e 32'ye indi gibi. Tabii ama yine sonuçta sen üstündekilerle oynuyorsun. Kesinlikle. Çok üsttekilerle oynamıyorsun. Yani o yüzden zor. İkinciyle oynasa ikinci rahat gelecek buraya. Ama şimdi ben de düşeceğim, sen de düşeceğim. Buraya ben de buraya gelsem, sen de oraya gelsen ister istemez sahada bir puan kaybetmeme mücadelesi var. Ki Yalova Spor'un da çizelgesine bakıyoruz. Yani iyi de mücadele eden, gol de bulabilen bir takım. Ama bulduktan sonra oyunu domine edebilecek artık futbolcularımız mı yok? Yoksa o formanın Yalova Spor olduğunu farkında olacak zihniyette arkadaşlarımız mı yok? Taraftarsız olmaması futbolcularımız açısından aslında biraz da iyi bu kötü durumun. Daha yani stat bu şekil olmazdı. Evet. Yani ben daha böyle derine girmek istemiyorum. Bu şekil olmazdı. Sen Yalova Spor Kulübüsün. Koskoca il takımısın. Sahanda nasıl maç kazanamazsın? Sen
bir Yalovaspor'un o formasını giydiğin zaman hangi Yalova formanın giydiğinin bir kere farkına varacak. 1-0 öne geçtim diye. Tamamen bu teknik konular bizi ilgilendirmez. Biz sadece burada konumuzun dışında milli takımımızın konuşmasını yapıyoruz. Evet. Başkanım siz neler söylemek istersiniz Yalovaspor'la ilgili? Şimdi Yalovaspor önce başkanına, yönetimdeki görev alan bütün arkadaşlara ben teşekkür etmek istiyorum. Neden teşekkür etmek istiyorum? Çünkü hakikaten çok zor bir süreçten, amatörden aldılar bu takımı ve 1 lira gelir olmadan ve bildiğim kadarıyla da artı gelen gelirlere de temlik kondu. Burada şimdi amatörden 3. lige çıktıktan sonra istedikleri transferleri yapamamış olabilirler. Şartlar, imkanlar dahilinde. Veya o kadroyla ligi götürebilecek olduklarını düşünebilirler. Olabilir. Bunlar futbolun doğasında var. Ama şimdi ben burada 4-5 tane maçına gittim Yalovaspor'un. Hakikaten bir gittim, seyrettim. Çok kötüydü. Ertesi hafta gittim baktım. Bambaşka bir takım gelmiş ki üst sıralarda oynayan takıma karşı galibiyeti kaçırdı. Biraz şanssızlık var, beceriksizlik var, biraz da sorumsuzluk da var. Şimdi her maçta kırmızı kart gören arkadaşlarımız oldu. Son dakikalarda yedikleri goller oldu. Biraz da şanssızlık var ama dışarıdan konuşmak herkese tabii çok kolay. Eleştirmek çok kolay. Önemli olan gelip elini o taşın altına sokmak. Bugün yönetimdeki arkadaşlara baktım ama çoğusu yani kendi arkadaşlarımız ve türbünden gelen arkadaşlarımız. Kimsenin sahip çıkmadığı zaman da Yalovaspor'a sahip çıkmışlar. Elini taşın altına koymuşlar. Olabilir. Başarısız da olabilir. Bu takım düşebilir de inşallah yine çıkabilir. Ha belki bu pandemiden dolayı amatör küme maçlar başlamayıp da temennimiz o. İnşallah düşmezler. Böyle bir şeyden faydalanabilirler. Bir de evet şimdi fikstüre baktığın zaman da 7 tane maçı kalmış. 4'ü içeride, 3'ü deplasmanda. Ben biraz da şöyle avantajlı görüyorum. Artık hani üstteki takım artık hedefi olmayan takımlar kaldı. Evet. Hani şimdi iyi kötü düşecekler belli. Hedefi olmayan takımlarla oynadığımız zaman ona da bakmadım. Hoş gerçi kaç tanesiyle. 5 tanesi kendi rakiplerimizde. Kendi rakiplerimizde. Belki oradan dedim hani bir avantajımız, bir şansımız olur. Hiç kimse istemez Yalovaspor'un düşmesini. Yalovaspor bir marka, bir değer. Sonuçta hepimiz Yalova'da yaşıyoruz. Hayatımızı Yalova'da idame ettiriyoruz. Ve bu takım üçüncülükte kaldığı zaman, yarın öbür gün maçlar seyirciyle oynandığı zaman hepimize faydası olacak. Tabii ki. Hepimize faydası. Şehrimize, olacak. Esnafımıza, herkese. Evet. Ben Yalovaspor'un ikincilikte oynadığı zamanları da çok iyi hatırlıyorum. Evet. Yani herkes işini gücünü bırakırdı, koştura koştura maça girdi. İşte maçta tek eğlencemiz, tek zevkimiz buydu. Başkanım yani maçlar parayla. Evet. Statta oturmaya yer bulamıyorduk. Kimse parayı görmüyordu ki. Görmüyor, para veriyordu. Sadece maçı seyretmek istiyordu. Maç bedava. Yani bundan önceki süreçte bahsediyordum. Maç bedava. Yalovaspor maçı seyretmeye insanları kimseyi zorla götüremiyoruz. Yani bu insanların dışarıdaki kavgaları ya ticaretlerindeki kavgaları, siyasi kavgaları kimse Yalovaspor işin içine girdiği zaman unutulması lazım. Yalovaspor kulüp başkanı bir yere girdiği zaman yani elinde dosyayla değil, onu elinde dosyayla karşılamaları gerekiyor. Ben Onay Başkan'ın bütün programlarını seyrediyorum. Kendisi benim büyüğüm. İyi de bir Beşiktaşlı. Az önce Nedim Başkanım'ın söylediği gibi de kulübü nereden aldı, nereye geldi? Elinde evraklı imza. Destek olacağına köstek oluyorlar insanlar. Evet. Sporda bir tabii şu an Fenerbahçe'de de aynı şekilde. Mesela Fenerbahçe kadrosu çok güzel. Yani çok kaliteli kadrosu var. Evet. Ama gel gelelim bir türlü dikiş tutturamadı. Sanki Yalovaspor'da biraz onun şeyini yaşıyor. Yani olumsuzluğunu yaşıyor. İkinci yarı için yapılan devrimiz transferleri çok kaliteli ama daha henüz dikiş tutturamadık. Öyle bir şanssızlık yaşıyor. Onurcuğum ben bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi baktığın zaman takımlar hep kişilerin üstünde gidiyor. Geçmişte de baktığın zaman Erdinç Başkan zamanında, Erdinç Erkokmaz Başkan zamanında hep kişilerin üstündeydi. Şimdi de Onay Başkan ve yönetimin üstünde. Ama şahıslar bu işi bir yere kadar götürebiliyor.
Bir yere kadar götürebilir. Ver. Nereye kadar? Tek taştan duvar olmaz. İşi, Yalova Spor'u götürecek olan kişiler siyasiler. Evet. Siyasiler. İş adamları. Yalova Spor'u kalkındıracak kişi siyasi. Önce siyasiler, sonra iş adamları. Evet. Siyasiler gidecek. Herkese gücü nispetinde biletini kesecek. Yalova Spor için yapması ne gerekiyorsa yapacak. Evet. Şimdi ben daha önceki Onay Başkan'la Tuğrul Kaş'ın programlarını da dinledim, seyrettim burada. Şimdi ticaret odası deniyor. Ama baktığın zaman Yalova'da öyle bir kısır döngü var ki. Ticaret odası da mesela kendi inşaatını, binasını yapıyor ama bitiremedi. Bitmedi. Orada da sıkıntı var. Başkanım, orası bitmedi. Belediyeye gidiyorsun. Belediyenin durumu meydanda. Evet. Yani bu kulübü ayakta tutmak için artık sabit, belirli gelirler. Evet. Çalışacak yerler. Peki ne yapılabilir başkanım? Var mı kafanızda birkaç tane verebileceğiniz örnek? Ne yapılabilir? Gelir getir. Ya bunu hep beraber oturup karşılıklı fizibilitesini yapmak lazım. En çok ne gelir getirebilir? Yalova'da en çok otopark verebilir. Hemen herkesin aklına, hepimizin aklına bu gelebiliyor. Evet. Evet. Otopark diyoruz mesela. Olabilir. Başka ne olabilir? Bugün mesela Yalova Spor'un baktığın zaman lokali de yok. Bu da mesela bence çok garipsenecek bir durum. Koskoca şehir takımının lokali yok. Evet. Evet, store mağazası olabilir. Çok da mantıklı olur. Hep gelir getirici. Gelir getirici. Evet. Bunları oturup düşünmek, tartışmak lazım. Evet, yani inşallah yani kentin yapısına uygun. Nasıl para kazanabiliriz? Son 7 haftada yanılmıyorsam herhalde bir en az 6 tane galibiyet lazım. Yani inşallah 7'de 7 yaparız. Ama zor ama imkansız değil. Yani 11 puanlık bir fark var ama yani geçen sezon mu, ondan önceki sezon mu ne? Beşiktaş'la Galatasaray arasında mesela devre arasında 8 puanlık bir fark vardı. Fatih Terim ne dedi? 8'de kapanır, 18'de kapanır. Yeter ki isteyin. Yalova Spor için 8'de kapanır, 11'de kapanır yani. Kapanır kapanmasın ama bu takım düştü mü yazık. Bir daha çıkması belki bu kadar kolay olmayabilir. İnsanların zevki kırılabilir, görev almak zaten istemeyebilir. Yani daha da geriye gidebilir. Futbolcu kalmak istemeyebilir. Bunların hepsi zaten şu an mevcut kadrodaki ben bir tane maça gittim. İlk 6-0 yenildi. 6-1 mi? 6-2 yenildiğimiz maça. Gittim. Zaten ikinci yarı yapılan transferlerin %80'i bu takım düştüğü zaman omuzuna çantasını alıp çek futbolcular. Evet. Bir kere en büyük sıkıntı bence, ben kendim de yıllardır Yalova'da amatör futbolcu oynadım. Yalova Spor'un bir altyapısı yok. Alttan yetiştiren bir fabrika gibi bu sezon iki tane çıkardık, bu sezon bir tane çıkardık yok. Yani bu işler yukarıda maddi destek yoksa, aşağıdan da fabrika gibi futbolcu gelirin yoksa şu an Yalova Spor çok iyi bir yerde. Evet. O Yalova Spor'un en iyi olduğu dönemlerde bile benim bildiğim mesela Safran'dan oynayan Erkan vardı, Hüseyin vardı. Hakan, efsane Erkan diyorlar. Hakan Toraman vardı, Murat Akan vardı. En az 5 tane, 6 tane futbolcu Yalova Spor'un kadrosundaydı. Kendi öz evladı. Ha şimdi 2 tane var galiba. Mustafa Serkan. Şu an Mustafa, Murat Fülbaba, Ferit Erişçi, Yusuf var. Evet. Yani yine var. Yani 5-6 tane falan. Ama onlar da sonradan geldi tabii. Dışarılarda oynadılar ya. Tabii dışarıda oynadılar. Sezon başında zaten Mustafa Serkan Demirer gelmişti. Devre arasında da zaten Ferit Erişçi gelmişti. Evet. Yani inşallah ben hala yani çıkmadık candan umut kesilmez. Allah'tan umut kesilmez. Yani 11 puan kapanmayacak bir fark değil. Yeter ki Yalova Spor en iyi sonuçları alsın ama biz bu sefer hani işin enteresan tarafı altında deplasmanda son dakikada gol yedik. Rakiplerimiz de son dakikada rakiplerine gol attılar yani küme düşme potasındaki rakiplerim. Yani çok enteresan bir şimdi görünüyor. Şimdi ben bir futbolcu olarak yorumlayayım. Şimdi Yalova Spor'un ilk önce bana göre yapacağı iş içerideki 4 maçının 4'ünü de nasıl alırımın teknik veya fiziki planını yapması gerekiyor. Ben 4 maçımın burada kim gelirse gelsin burada 12 puan alacağım. Dışarıda da Bayram Hoca çok tecrübeli bir hoca. Ben kendisiyle de çalıştım. Evet. Çok tecrübeli, bu ligi bilen,
önceki dönemlerde, zamanlarda Yalovaspor'u bu durumlardayken ligde bırakan veya iyi yerlere getiren bir hoca. İşin teknik, fiziki kısmını o bilir. Ama burada bir kere 4 maçın 12 puanını alacağım. Burada bir beraberlik bu takımı Allah korusun düşürür. Tabii ki. Evet. Yani zor işimiz ama dediğim gibi imkansız değil. Zor ama evet imkansız değil. Ben de şimdi mesela evet Bayram Hoca'ya güveniyorum. Yani keşke bana göre, benim düşünceme göre daha önce görev almış olsaydı. Çünkü hani Yalova'nın dokusunu bilen, daha önce bu kulüpte, bu camiada çalışmış bir kulüp, hoca. Yalova Spor Kulübü için bir efsane olmuş. Yani nasıl evet. Sergen Yalçın, işte Aykut Kocaman, evet. Fatih Terim. O kulübün içinde her zaman olması gereken hocalar. Evet. Bu arada Yalova Spor'un maçlarına baktım. Bir tane deplasmanı var diyorum da kafama takıldı. Siz konuşurken onu düşünüyorum. Kimdi kim diye çıkaramadım. Baktım mecburen Erbaa Spor kaldı. Yani Osmaniye Spor'la oynayacağız içeride. Deplasmandaki maçlarımız Erbaa Spor, Esenler, Erok Spor ve Karakoçan. Elazığ Karakoçan. İçerideki maçlarımız Osmaniye ki pazar günü oynayacağımız maç. Isparta 32 Spor, Gölcük Spor ve ligin artık kopma maçı Cizre Spor. İnşallah o haftaya kadar şansımız devam eder. O maçlardan da güzel sonuçlarla ayrılırız. İnşallah. Evet, artık Yalova Spor maçları 7 maçı değil de tek tek düşünüp tabii, tek maç olsun. Üzerinden gidip ben ne yapıp edip bu maçı kazanıp moralimi, özgüvenimi yerine getireceğim deyip çıkıp asılacak ve bu maçı alacak. Yani futbol... Haftaya da ona göre moralli. Haftalık hazırlanması şekilde. Lazım. Evet. Evet. Hafta gitmesi lazım bence. Artık derbiye dönebiliriz. Çünkü üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Hani belki insanlar ümidimizi kaybetmeyelim. İnsanlar anlamazlar ama ben gerçekten yani Yalovaspor o son dakikada gol yedikten sonra çöktüm. Resmen çöktüm yani. Şunu da söyleyeyim. Hepimiz için öyledir. Bizim için şehrimizin takımı her zaman önceliklidir. Tabii. Yalovaspor sonra tuttuğumuz takım işte Galatasaray'dı, Beşiktaş'ıydı, Fenerbahçe'siydi. Tabii. Ama yine de umudumuzu koruyoruz son haftalar için. Evet başkanım, tekrardan Fenerbahçe'ye gelelim. Çünkü gerçekten Fenerbahçe söylediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi iyi bir kadrosu olmasına rağmen istediği ritmi bir türlü tutturamadı. Özellikle seyircisiz maçların oynanması da buna olumsuz etki yaptığını düşünüyorum ben de. Zaten sizler de o şekilde düşünüyorsunuzdur. Muhtemelen iç sahada bu sezon 6 tane mağlubiyet aldı. Evet. Bu aslında geçen sezondan bu yana, yani pandemiden sonra bir ara ligleri ara verilmişti, sonra tekrardan başladı. Fenerbahçe'nin üstünde bir kara bulutlar var. Yani bu kara bulutlar nasıl gitmedi? Bu... Erol Bulut'un aklıma Erol Bulut geliyor. Erol Bulut'un futbol anlayışını nasıl karşılıyorsunuz? Fenerbahçe bu son 12 haftada nasıl şampiyonluk potasına dahil olur ya da ipi göğüsler? Şimdi oyun olarak baktığınız zaman yani birçok taraftar sitesini takip ettiğiniz zaman veya taraftarlarımızı dinlediğimiz zaman hiç kimse bir kere oynanan oyundan memnun değil. Evet. Oynanan oyundan hiçbir taraftarımız memnun değil. Ama şu aşamada antrenör değiştirmenin de çok bir sağlığı sağlamayacağı mantığı olmadı. O da aşikar. Sıkıntı kendi sahamızda. Evet, Kadıköy'den çıkış olmazken herkes elini kolunu sallayarak bu ara evet 6 maçtır herkes elini kolunu sallayarak galibiyetle çıkıyor, gidiyor. Yani ben şunu anlamıyorum. 6 hafta kendi sahanda mağlup oluyorsun. Şampiyonluğa oynuyorsun. Şampiyonluğa oynayan bir takım 6 saha kendi sahasında 6 tane maç ki nasıl Gençler Birliği son aldığı lig sonuncusunu aldığı yani, karşı evet. Evet. Yalan yok. Burada Fenerbahçe'nin üstüne oynanan oyunlar da var. Muhakkak. Oynanan oyunlar da var. Birçok eşi benzeri görülmemiş emsalli olmayan yapılan hatalar var. Verilen yanlış kararlar var. Ya ben bunları artık şey demiyorum. Hata demiyorum bunlar. Hata bilmeden yaparsın. Ama Fenerbahçe maçlarına baktığın zaman birçok bilerek, isteyerek son şu Gençler Birliği maçında bile yani bariz daha pozisyonun tekrarını izlemeden görüyorsun ki bu pozisyon offside. Biz de ne diyoruz? Ama sen Fenerbahçesin. Çıkacaksın, alacaksın, atacaksın. Mazeret olmayacak. Kendini tabii mazeret olmayacak. Bu duruma düşürmeyecek. Tıpkı şu an Galatasaray'ın Rizespor'la 3-3 devam eden maçı gibi mesela yani. 3-2'ydi az önce de şimdi biraz sevindim 3-3 olunca biraz umut tazeledik. Kesinlikle. Evet. Yani şunu anlamıyorum şimdi ben. Şimdi oyun sistemine baktığın zaman oyun sistemi de çok sıkıntılı. Evet. Oyun sistemi diyorum
Ama ben bir sistem de göremiyorum Fenerbahçe'nin kendi iç sahasında. En başarılı takım şu an Fenerbahçe. O da ayrı bir sıkıntı. Ben onu şeye bağlıyorum. Ya gelen takımlar da artık Fenerbahçe'yi çözdü. Kendi sahasında, yani Fenerbahçe sahasında takımlar kapanıyor. Kontratak oynuyor. Ve bu kontratak sonucunda en de sonunda bir fırsat buluyor, golü atıyor yani. Evet. Şimdi Göztepe maçında ya bir 9. dakikada sanki maçın 90. dakikası oynanıyormuş gibi 9. dakikada kontradan gol yedik. 9. dakikada. Bugün aynı şey. Geriye kaldı uzatmalarla beraber 85 dakika. Daha maç yeni başladı. Maç yeni başladı. Gol atamadık. Evet. Birazdan bir dakika sonra bir ara verelim. Ondan sonra da yorumlar üzerinden devam edeceğiz. Ama deplasmanda kazandığı seri galibiyetlerle bence Fenerbahçe'nin biraz daha böyle Beşiktaş deplasmanında da eğer ki bir 3 puan alırsa potaya dahil olacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da zaten dikkat ediyorsanız son haftalarda puan kayıpları yaşıyor. Yani her takımın dönem dönem bir şey vardır. Sıkıntılı yaşadıkları dönem vardır. Beşiktaş da aynısını yaşadı. Fenerbahçe'de yaşadı. Galatasaray'da yaşadı. Pazar günü iki takım içinde bir artı var. Dışarıda en fazla puan alan takım galiba Fenerbahçe. Fenerbahçe. Evet. İçeride de en fazla puan alan takım Beşiktaş. Yani bakıyorum. iki taraftan da iki takımın da artısı var. İçeride en fazla. İyi olan kazansın. Orası öyle, evet. İyi olan kazansın ama ben şimdi daha rahat olduğumuz için, deplasmanda olduğumuz için ve deplasmanda daha çok kazandığımız için ben de Fenerbahçe'yi şanslı görüyorum. Vallahi bu akşamki maç Galatasaray maçı beraber biterse herhalde biz Galatasaray'la pazar günü evet, şimdi evet Galatasaray'la arkadaşlarımız da bizim maçın berabere bitmesini düşünürken buyurun en güzel örnek burada kendi maçları belki berabere bitecek. Evet. Galatasaray çoğu arkadaşımız var evet. Lige göre evet, Fener'i şimdi bu maçın sonucu da pazar günkü maçın sonucunu etkiler. Değiştirebilir. Yani sonucunu derken sonucunu demeyeyim de oyun her iki takımın da oyun şeklini değiştirebilir. Beşiktaş'ı rehavete sürükler mi peki? Galatasaray'ın bu akşam puan kaybetmesi pazar günü derbide Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ı rehavete sürükler. Sergen başımızda olduğu sürece sürüklemez. Sergen müsaade etmez mi? Evet. Bir ara verelim. Aradan sonra yorumlarla devam edelim. Kent 77 ekranlarında Spor Arena'da çok kısa bir aramız var. Aranın hemen ardından derbiyi konuşmaya devam edeceğiz. Bayraktar Sigorta sunar. Biz Bayraktar Sigorta olarak sigorta acenteliği yapmaktayız. Anadolu Sigorta, HDI Sigorta ve MAPRE Sigorta'nın A acentesiyiz. Yalova'da sigortacılık güven işi biraz. Biz güvene dayalı bir müşterilerimizle sevgi, saygıya dayalı bir hizmet anlayışı içinde hizmetimizi vermeye çalışıyoruz. Biz Bayraktar Sigorta olarak 1990 yılı yaklaşık 30 yıldan beri sigorta acenteliği faaliyeti yürütüyoruz Yalova'da. Biz genelde müşterilerimize güven, saygı, sevgi çerçevesinde bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Acente olarak genelde trafik sigortası, kasko ve deprem sigortası ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Süper indirim günleri başlıyor. 12-21 Mart arası 10 gün boyunca gıdadan temizliğe, Züccaciye'den şarküteriye tüm reyonlarda sürpriz indirimler sizleri bekliyor. Uygun fiyatlı tüm ürünlere mağazalarımızda centaavm.com adresinden ve Centa Mobil sanal marketten ulaşabilir. Hemen alışverişe başlayabilirsiniz. 12-21 Mart arası süper indirim günlerini sakın kaçırmayın. Just watch me now. Just watch me now.
Begonia Suites sizlere ayda 2500 liraya 120 ay taksit imkanı sunuyor. Anlaşmalı banka garantörlüğünde ev sahibi olmak artık çok kolay. Yüksek kira getirisi, sosyal donatılar ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yatırımın doğru adresi Semt 77 Begonia Suite. Kent 77 ekranlarında reklamların ardından Spor Arena devam ediyor. Derbi öncesinde derbinin nabzını bu programda tutuyoruz. Yalova Beşiktaşlar Derneği Başkanı Ayberk Arabacı ile Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven iki başkanımız bu akşam ezeli rekabet ebedi dostlukta birlikte program yapıyoruz. Bu arada bir yandan da gözüm maça kayıyor kusura bakmayın. Çünkü 3-3 oldu, Galatasaray'da 10 kişi kaldı. Evet, tahminler nasıl olur? Tahminleri alalım desek Ayberk Başkan, ilk önce senden alalım çünkü ev sahibi takım sensin. 1-0 olsun, bizim olsun. Biz her zaman o kafadayız. Nedim Başkanım siz? Ben de gollü geçeceğini düşünüyorum maçın. Yani skor olarak, geçeceğini. Skor tahmini olarak. Fenerbahçe'nin 2-1 veya 3-2. Tek bir skor alın. 3-2. 3-2. Tamam, ben de 2-2 bitecek diyorum. Temennim bu yönde. Şuraya da not edelim de. Bakalım hafta sonu pazar günkü derbi nasıl olacak? Bu ligdeki yarışı peki nasıl etkileyecek Ayberk Başkan? Yani şimdi Beşiktaş kazanırsa, ki Galatasaray'ın da zaten puan kaybetmesi durumunda, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da açılacak. Galatasaray'la da yanılmıyorsam herhalde 5'e çıkacak. Evet. Yani puan farkı anlamında da Beşiktaş çok büyük bir avantaj yakalayacak ki zaten bir maçta eksiği var Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş bu derbiyi kazanırsa ligi koparır mı? Şimdi koparır diyemeyiz. Oturup büyük bir konuşmanın bir manası yok. Ama büyük bir engeli aşmış. Aşabiliriz diyelim. Şimdi sezonun şeyin başında da, programın başında da söyledim. Derbiden hiçbir zaman favorisi olmaz. Herkes bir tahmin söylüyor. Olur ya da olmaz. Bir bakmışsın yani 5-5 bitmiş, 0-0 bitmiş. Gönül ister ki herkes tuttuğu takımın kazanmasını. 2 puan önünde olmamızın, maç eksiğimizin olmasının ve hafta sonu pazar gününün galip gelinmesi Beşiktaş camiasını hafızalarda yavaş yavaş ister istemez bazı şeye iter. Ama daha bir 10 ya da 11 hafta falan kalıyor. Hafta kalacak, evet. Ondan sonra. Şimdi ligde 3 büyük veya 4 büyük takımın da yenildiği maçlara bakıldığı zaman her takımın ertesi hafta birine yenilebilecek bir lig izliyoruz, görüyoruz. Fenerbahçe hafta sonu Fenerbahçe camiası tarafından bakıldığı zaman kafası rahat. Kazanamazsak zor bir yola gireriz düşüncesinde. Beşiktaş kazanırsak iyi bir yolda yürüyoruz. Daha da iyi bir şartlarda devam ederiz. Bizim ertesi hafta Alanya maçımız var. Sondan iki hafta Galatasaray-Hatay maçımız var. Yani yarın pazar günü biz yendiğimiz zaman ona 15 puan öne geçmeyeceğiz. Fener'i yenersin, Alanya'ya yenilirsin. Ertesi hafta Fener yener. Arandaki bu konuşma bir hafta geriye gitmiş olur. Gönül ister ki ben Beşiktaşlıyım. Babadan, atadan, dededen Beşiktaşlıyım. Pazar günü galip gelelim. Sağımızda olması, sağımızda en fazla puan alan takımımızın olması. Ligde Başakşehir maçıyla beraber pas rekorunun elimizde tutulması. İyi bir futbol oynamamız. Sergen Yalçın'ın iyi bir sinerji, iyi bir arkasına rüzgar almasıyla ben 1-0 olsun, bizim olsun, galip geleceğimizi düşünüyorum. Evet. Zor bir maç olacak ama galip geleceğimizi evet. düşünüyorum. Nedim Başkanım, size dönelim. Çünkü deplasman avantajı var Fenerbahçe'nin ama sonuçta konuşuyoruz hep derbinin favorisi olmaz diye. Evet. Fenerbahçe olmaz. Kaybederse ne olur? Kazanırsa ne olur? Çünkü zor bir süreçten geçiyor Fenerbahçe. Aynı Yalova Spor gibi görüyorum ben Fenerbahçe'yi şu süreçte. Erol Bulut üzerindeki baskı, özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üzerindeki baskı artar mı? Taraftarın tepkisi ne olur? Kaybedilen bir derbi olduğu takdirde. Şimdi derbiyi kaybettiği zaman Fenerbahçe için zaten lig bitmiş oluyor. Erken değil mi başkanım biraz? Yok değil. Yani 10 haftada şu anda bir maçı eksik olmasına rağmen onunla düşündüğün zaman 8 puan. Bu maçı da aldığı zaman 11 puan. Geriye kalıyor 10 hafta. Artı bir tek önündeki rakip Beşiktaş değil, Galatasaray'da senin önünde. Ve sen bu arada iki rakiple birden yarışıyorsun.
Evet. Yenildiği takdirde, hani yenildi. Bana göre burada iş bitti. Bir de hani baktığın zaman Fenerbahçe'ye oyun sistemine yok yani bir ışık vermiyor, bir umut vermiyor açıkçası. Ya Ali Koç eğer ki şampiyon olunamadığı takdirde yani sezon sonunda bir istifa eder mi ya da Erol Bulut istifa eder mi? Fenerbahçe taşlar yerinden oynar mı başkanım? Yani sonuçta bir dernek başkanı olarak muhakkak sizi de yönetimde aranız iyi, muhakkak görüşüyorsunuzdur. Var mı bu yönde bir gelişme yaşanır mı? Ya şimdi Ali Koç çok büyük umutlarla geldi. Çok büyük umutlarla geldi. Her Fenerbahçeli'nin istediği, düşündüğü, hayalindeki başkandı. Neyle başkandı? Duruşuyla, karakteriyle, gençliğiyle, dinamizmiyle, enerjisiyle, çok herkesin istediği bir geldi, başkandı. Evet. Ama şimdi hani baktığın zaman 3 sene zaman zarfında Ali Koç başarılı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ya futbol anlamında baktığımız zaman tabii yani sportif başarı gelmediği zaman her zaman insanlar kötü olarak gözüküyor. Taraftar hiçbir zaman sportif başarı haricinde hiçbir şeye bakmaz. O yönetimin ve başkanın işidir. Kulübün borcunu azaltmış, borcu düşürmüş, Bankalar Birliği ile anlaşma yapmış. Dediğin zaman tarafta ben Fener oldum mu, forma aldım mı, kombine aldım mı? Evet. Fenerbahçe'ye gerektiği kadar harcama yaptım mı? Yaptım. Borcu ilgilendirmiyor taraftar. Taraftar borca bakıyor. Taraftar sadece şampiyonluğa bakıyor. Bit. Bu kadar. Buna bakıyor. Şimdi burada da hani Ali Koç gelirken çok büyük umutlar ve beklentiler içerisinde geldi. Kendisinin de bazı söylemleri var. Tamam şampiyonluk sözü vermedi. Size hiçbir zaman şampiyonluk sözü vermiyorum ama dışarıda gururla gezebileceğiniz bir Fenerbahçe sözü veriyorum dedi. Öyle böyle bir ortamda olmadı. Hani Fenerbahçe'de şampiyonluk harici hiçbir şey başarı değildir. Fenerbahçe'de tek başarı şampiyonluktur. Ki zaten yanılmıyorsam herhalde bir 6 yıldır da Süper Lig'de 2014-15 senesinden beri 2014-15 senesinde 2010-11'e baktığın zaman da 10 seneden beri bir kere şampiyonluğu var. Bir şampiyonluğu var. Evet. Beklenti çok büyüktü. Çıta çok yüksekti. Ama maalesef 2 sene olmadı. Bu sene olur mu? O sene bu sene denilebilir mi? Biraz evet, pazar gününe bağlı. O da biraz zor gözüküyor şu anda. Ya ben şunu da söyleyeyim. Yani şu anki Fenerbahçe'nin elindeki kadro bir Sergen Yalçın'ın ya da Fatih Terim'in elinde olsaydı bence daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Yani biraz orada sanki Erol Bulut'un dezavantajı var. Baktığın zaman da Fenerbahçe'de Altay haricinde, kaleci Altay haricinde hiçbir futbolcunun ben hani bireysel anlamda performansını yükselttiğini görmüyorum açıkçası. Yani ya da siz görüyor musunuz? Var. Siz diyebilir misiniz ya çok iyi. Ha evet Gustavo zaten geldiğinde de iyiydi. Onda bir performans düşüklüğü olmadı. Mesut ama sakatlandı. Birçok evet yani Mesut'tan ben zaten hani kendi düşüncem bu sene bir şey beklemiyordum ben zaten. Mesut geldiğinde bir sene top oynamadı. Bir buçuk sene evet en son 2019. Bir sene Mart'tan 2019. Mart'ta top oynamadı. Evet. Yani evet. Ne bekleyebilirsin bir sene futbol oynama. Ve bunun neticesinde de zaten taraftarın da sabırsızlığıyla Mesut neden oynamıyor, Mesut neden oynamıyor, Mesut neden oynamıyor? Hazır olmayan adamı sadece bir taraftar baskısıyla sahaya sürüyorsun. Evet. Sonucunda da bu sakatlık oldu. Ben ona bağlı. Nazar değdi. Biz çünkü Galatasaray hani taraftar baskısıyla alınan bir yapılan bir transferdi Falcao. Evet. Hani Fenerbahçe'de zaten Mesut Özil'le zaten bir flörtü vardı ama onun da biraz da taraftar baskısı yaşandı. Mesut Özil alındı. Galatasaray'la İrfan Can rekabeti yaşandı. İrfan Can'ı da aldı ama bu sefer İrfan Can sakatlandı. Bir ay oynayamadı. Mesut Özil oynadı. Mesut Özil sakatlandı. İrfan Can düzeldi. Yani çok kara bulutlar i̇şte var Fenerbahçe'nin üzerinde. Taraftar baskısı diyorsun ya. Taraftar baskısı. İşte önemli olan bu taraftar baskısını bence göğüs gerebilmek. Evet. Yoksa taraftarın her istediğini yaparsan. Tabii. Şimdi hani ne diyorlar hep? Taraftar istedi, Ersun Yanal geldi. Taraftar istedi, Erol Bulut geldi. Baskı, baskı, baskı bir yere kadar. Başarı var mı? Yok. Evet. İlk geldiği dönemde, ilk döneminde
mesela tamamen kendi bildiği ve düşüncelerine istinaden ne yaptı Ali Koç? Filip Koku'yu getirdi. Evet. Komolli'yi getirdi. Belki de facia oldu Fener için Komolli. Facianın başlangıcı oldu. Evet. Yani. Başkanım yorumları okuyalım. Yorumların ardından son konumuz derneklerin faaliyetleri. Ondan sonra da programımızı kapatalım. Çünkü tamam. Biz ayrılan programın sürenin sonuna geldik. Ferit Sağıroğlu yazmış. 15 sene sonra Sergen geldi. O yüzden demiş. Ki futbolculuk döneminde de gerçekten çok yetenekliydi Sergen Yalçın. Galatasaray'da oynarken de Galatasaray'a transfer olmuştu. Bizim camiamızın çocuğu. Evet. Sergen attı şampiyonluk geldi demiş tekrardan Ferit Sağıroğlu. Yalçın Tekin Çetin gemide olduğum için izleyemiyorum. Her iki değerli başkanımıza selamlar, iyi yayınlar demiş. Yalçın hocamız da kızı tedavi gördüğü için şu an İstanbul'a gidiyor hastanede. Güray Karadereli, Kent 77 ailesi iyi yayınlar. Başkanlarıma selamlar. Haberk başkanım çok şıksın büyük başkan demiş. Teşekkür. Güray Karadereli. Evet Yalovaspor'un efsane başkanlarından diyelim bana göre. Oflu Hakan, iyi muhabbetler başkanlar. İyi olan kazansın demiş ki Yalovaspor'un kapısına kilit vurmak üzereyken o kilidi vurdurmayan ve bugünkü yönetime en iyi şekilde kulübü devreden isim Hakan abi bir devirdir yani. Çok evet. Sevgiler saygılar kendisi. Bilal Kaş, Nedim Güven büyük başkan demiş. Kaan Arabacı Beşiktaş Fenerbahçe karşısında liderliğini devam ettirir mi diye sormuş Kaan Arabacı. Zaten şu anki duruma baktığımızda Galatasaray'da puan kaybettiğine göre kaybetse bile lider. Yani Beşiktaş'ın öyle bir avantajı cevabını var. Cevabını almış oldu yani. Evet. Mehmet Fuat Çetin, Ayber Başkan seninle gurur duyuyoruz demiş. Teşekkür ederim. Bahadır Hilal Yıldız, iyi akşamlar, iyi yayınlar herkese. Teşekkürler. Eyüp yazmış 1903, iyi akşamlar. Tabii 19.03, bugün Beşiktaşlar, Dünya Beşiktaşlar günü. Zaten Nedim Başkanım da belirtti. Evet, sağ olsun, teşekkür ederiz. Yorumlar bu şekilde. Bahadır orada da biraz da bana... top atmaya çalışmış. Aynı şekilde devam kardeşim. 3-2 yeniliyor diye ama şu an 3-3 oldu maç. Evet başkanım, son olarak senle başlayalım. Dernek faaliyetleri ne aşamada? Pandemiden dolayı bu arada Rizespor 90+3'te 4-3 yaptı. Dernek faaliyetleri ne durumda? Rizespor 4-3 yaptı. Şu an 4. golü attı. Son olarak da Fenerbahçeliler Derneği'nde son durum nedir? Sonra da programımızı kapatalım. Şimdi pandemiden dolayı Yalova Beşiktaşlar Derneği kapalı. Kapalı olmasındaki sebep akşam saat 7'de mekanların kapanması, müsabakaların da 7'de başlaması. Yalova Beşiktaşlar Derneği tabiri caizse kafeler sokağında. Ben orada 50 tane kafenin arasında derneğimi açıp 10 tane çay satmanın mücadelesine veremem. Astarı yüzünü geçerim. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz. Önce sağlık. Derneğimizin ne gibi faaliyetleri var? Bugün 19.03.2021. Bugün Yalova'da Çocuk Esirgeme Kurumu'nu Yalova Beşiktaşlar Derneği yönetici arkadaşlarımıza beraber ziyaret ettik. 22 tane evladımıza eşortman takımı ve gıda yardımında bulunduk. Bugün bizim için önemli ve güzel bir tarih. Yalova Beşiktaşlar Derneği'nin onun dışında pandemiden dolayı üye yapılma işlemi durduruldu mu diyeyim, yapamıyoruz mu diyeyim. Artık nasıl söylenirse. Çünkü pandemiden dolayı insanları bir araya getirmeye çekiniyoruz. İnsanlar bir araya gelmeye çekiniyor. Sosyal proje yapabilmek için, ses getirebilmek için bir kalabalık gerekiyor. Biz derneğimizde yapamadığımız bir şeyi dışarıda zaten insanları bir araya getirmek için mücadele içine girmiyoruz. Onun dışında derneğimizin bir faaliyeti... Bende biraz unutkanlık var bu yaşta ama o yüzden yazdım böyle. Çok çalışıyorsun, başkan ondandır. Olabilir. Bugün de çünkü bir etkinliğiniz vardı zaten. Çocuk Esirgeme Kurumu'nu az önce de bahsettim. Evet. Başkanım, Nedim Başkanım size dönelim. Ondan sonra da programı da kapatalım. Şu an Yalova Fenerbahçeliler Derneği, gerçi pandemiden dolayı tüm mekanlar kapalıydı ama her insan, her taraftar stada gidemediği zaman maçı derneğinde izlemek ister. Hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde ama maalesef maç saatinde pandemi kuralları çerçevesinde mekanlar kapalı olduğu için siz de dernekte henüz birlikte maç izleme imkanı bulamadınız. Evet. Fenerbahçeliler Derneği'nin faaliyetleri nelerdir? Bu faaliyetlerden bize bahseder misiniz? Şimdi ben bizim derneğimiz 1991 yılında kurulmuş, İstanbul dışında kurulan ilk dernek Yalova Fenerbahçeliler Derneği. Yani Türkiye'de Fenerbahçe dernekleri arasında İstanbul dışında
kurulan daha başka bir il derneği yok mesela. Sağ olsun o zaman kurucu başkanımız Cengiz Kalaycıoğlu, Abdüllatif Evci, yönetim kurulunda Mehmet Atakan gibi abilerimiz düşünmüşler ve bu derneği kurmuşlar. Allah onlardan razı olsun. Biz de bugünlere yaşatmaya çalışıyoruz derneğimizi. 1991 yılında kurulan derneğimizi. Şu anda 457 tane üyemiz var. Bu cumartesi günü de kongremiz var bizim. Ama tabii ilkinde çoğunluk sağlanamayacağı için ay sonunda çoğunluğa yapacağız. Başkanım bence çoğunluk bir an önce sağlasın. Belki yeni yasaklar gelirse tekrardan kongreler falan ertelenebilir. Artık ertelense de yapacak bir şey yok. Evet. Zaten Şubat ayında yapmamız gerekiyordu biz kongremizi. Ama bu yasaklardan dolayı bu ay içerisinde yapmamız gerekiyor. Yapacağız. Aday var mı? Devam edeceğiz. Aday yok şu anda. Böyle bir ortamda da açıkçası kimsenin aday çıkacağını da zannetmiyorum. Evet. Aynı yönetim kurulumuzla devam edeceğiz. Derneğimizin amacı nedir? Yalova'da yaşayan Fenerbahçelilere Fenerbahçe aidiyet duygusu yaşatmak, Fenerbahçe bilincini, Fenerbahçe ruhunu oluşturmak, geliştirmek. Artı burada Yalova içerisinde yetişebilecek sportif faaliyetlerde başarılı sporcular olursa kulübümüzle irtibat halinde olup bunları kulübümüze bildirmek. Ne güzel olur, keşke buradan bir başarılı bir futbolcumuz, bir sporcumuz çıksa da biz de kulübümüze ülke sporu için bildirsek. Bir sunulsa. Evet. Yani bizim onunla ilgili güzel projemiz var. Evet. Kartal Spor var Yalova'da. Kartal Tekin hocamızın. Evet. Onu derneğimize bağlayıp futbol okulumuza yani Yalova'da Beşiktaş'la ilgili ne varsa bizim derneğimizle bağlantılı olması için aslında bir mücadelesine ve projesine girdik ama pandemi çıktığından beri yani tabii futbol okulları var, amatörler. Burada da şimdi hani Fenerbahçe futbol okulu var ama o da uzun zamandan beri mesela herhangi bir faaliyet göstermiyor halı sahaların kapanmasından dolayı. Evet. Ben halı sahaların kapanmasını da bir türlü anlamıyorum. Fitness salonlarına çık. Kapanma davalarına da baktığın zaman çok hani farklılıklar var. Yani açık olması gereken yerler kapalı, kapalı olması gereken yerler açık. Bu da gençlerin spor yapmasını, faaliyet yapmasını engelliyor. Evet. Şimdi bizim mesela pandemi sürecine kadar çok güzel faaliyetlerimiz vardı. Evet. Yani çok güzel faaliyetlerim vardı. Bütün kamu kuruluşlarının hepsini gezdiydik. Çocuk esirgeme kurumuna, huzur evine bunların hepsine gittiydik. Pandemi sürecinde de hastaneye bir takım bağışlarımız oldu. Ama biz bunu tabii ki şey yapmadık, duyurmadık sosyal medyada. Mesela kulüple ilgili de Hatay'da yanan ormanlar için orada da fidan dikimine katıldık. Ama tabii ki şimdi biz bunların birçoğunu özellikle bu huzur evi ve çocuk esirgeme kurumlarını çok fazla reklam amaçlı kullanmak istemiyoruz açıkçası. Çünkü ben oraya gittiğim zaman inan o kadar kötü oluyorum ki. Yani o kadar kötü oluyorum ki. Olay orada tamamen sonra şuna dönüyor. Ya senenin bir günü geliyorsun, resim çekiliyorsun. Aslında ondan sonra gidiyorsun bir daha yoksun. Teşvik etmek için evet güzel ama keşke sürdürülebilir olsa, devamlılık olsa. Biz o mesela yavrularımızı aldık, maça götürdük. Evet. Hani onların sevinçlerini görüyorsun. Yüzündeki sevinçlerini görsen böyle bir şey yok. Biz de bugün görmek istemedik yani. Yani dünyanın en mutlu insanı onlar. Evet. Formalarını aldık, giydirdik, ettik. Tarifi yok. Şu an bile zaten sizin yok. O duygularınızı nasıl hissettiğinizi başkanım tarifi yok. Evet. Yani. İnan tarifi yok. Evet. İki başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Yalova Beşiktaşlar Derneği Başkanı Ayberk Arabacı ile Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven Başkanımıza pazar günkü derbide iki ülkemizin iki güzide kulübüne başarılar diliyoruz. Yalova takımları da hafta sonu çok önemli karşılaşmalar oynayacak. Bunlara da hemen bilgisini verip programı sonlandıralım.
Mistikom 3. Lig 3. grupta Yalovaspor pazar günü saat 14'te Atatürk Stadyumunda Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Çiftlik Köy Belediyespor Göztepe deplasmanına çıkacak yine hafta sonu. Yalova VİP Gençlik Spor Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde playoff mücadelesi veren Yalova VİP Gençlik Spor Fenerbahçe deplasmanına çıkacak İstanbul'da. Ve son olarak da Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde playoff savaşı veren Semt 77 Yalova Spor sahasında Bornova Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Buradan bir selam gönderebiliyor muyuz? Tabii bizim başkanım, tabii tabii. Buradan yurt içi yurt dışı bütün dernek başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerime, Yalova'daki bütün siyah beyaz sevdalılarına, özellikle oğluma hayırlı akşamlar diliyorum. Kent 77 ailesine, Nedim başkanıma pazar günü başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Sağ ol başkanım. Dostluk kazansın. Teşekkürler. İnşallah. Evet. İnşallah. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum size. Sağ başarılar olun. Diliyorum. Sağ olun. Pazartesi akşamı Spor Arena'da görüşmek üzere. Herkese Kent 77'den iyi akşamlar. Bayraktar Sigorta sundu.